kültür, sanat, medeniyet, devlet ve milletlerin insanlık değerleri, hereke ipek halısı ve 2500 yıllık geçmişi Altay Dağları'ndan Pazırık'tan Hereke'ye. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü ve Avrasya Gazete Radyo Televizyon Yayıncıları Derneği ortaklaşa yürüttüğümüz sosyal sorumluluk projemizi en önemli desteği Gebze Milli Eğitim Müdürlüğü Çolakoğlu Kız Meslek Lisesi Müdür Yardımcımız. Şu anda çok önemli bir mekandayız. Hereke'deyiz. Tarihi mekan burası. Gebze'ye geleli 20 yıl oldu ve ilk kez ben burayı bu sayede gezme fırsatını bulmuş oldum. Öğrencilerimizi getirdik. Öğrencilerimiz bugün hereke halısı hakkında farkındalıkları oluşacak. Aynı zamanda bizim de farkındalığımız oluşacak. Bu kültür mirasını öğrencilere aktarmış olmaktan dolayı çok mutluyuz. Bu vesileyle sizlere de teşekkür ediyoruz. Böyle bir projede olmaktan dolayı da çok mutluyuz. Öğrencilerimiz de gezip dolaştıktan sonra onların da düşüncelerini alırız. Onlar da eminim hereke halısına karşı olan farkındalıkları artmış olacak ve belki de kendileri de bu alana geçiş yapmak isteyebilirler. Bunları göreceğiz zaman içinde. Ben de Çolakoğlu'ndan geliyorum. Giyim öğretmeniyim. Öncelikle ben çok duygulandım. Tarihe karşı benim ayrıca bir merakım vardır zaten. Bu gezi de benim için çok güzel oldu. Her şeyin dokusu, kumaşlar, tarih, yaşanmışlıklar beni çok etkiledi. Ünlü Alman İmparatoru Kaiser II. Wilhelm, 3 defa Osmanlı'yı ziyaret etmiş, hereke halılarına yakın ilgi göstermiş ve halı dokuyan kızlarımızın çalışmalarını izlemiştir. Sultan, Kaiser rahat etsin diye kendisini şale köşkünde ağırlamış, Hereke'de özel bir köşk yaptırarak Türk konukseverliğini göstermiştir. Bu ilginin sonunda bugün Sultanahmet Meydanı'ndaki Alman Çeşmesi, 1908 tarihinde Alman işçiler, Alman mermeri ve altın mozaikler kullanılarak yapılmıştır. Hereke İpek Halısı'nın Türk-Alman dostluğuna çok büyük katkısı olmuştur. Önce Pazırık kurganlarında bulunan halının izini takip ederek Anadolu ve Hereke'deyiz. Hereke'de bir dünya markası olan Hereke İpek Halıları ve İpek Dokuma ile ilgili belgesel çekimleri yapıyoruz. Burası Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar Başkanlığı'na bağlı bir kurumumuz. Fabrika-i Hümayun, müze fabrika ve gördüğümüz bu aletler yıllar öncenin aletleri ve dokuma atölyesi. Jakarlı dokuma dediğimiz, elektriğin olmadığı, elde yapılan dokumaların bulunduğu yerdeyiz. Ohannes ve Bogos Dadyan kardeşler tarafından 1842 yıllarında kurulan Hereke Fabrikası, 1845 yılında ülkenin ilk özel dokuma fabrikası olarak faaliyete geçti. Aynı yıl fabrikanın mülkiyeti Osmanlı Devleti'ne devredildi. Başlangıçta bez ve ipekli kumaş üretimi planlanan fabrikada Avrupa ülkelerinden ithal edilen makinelerle beraber üretim alanı genişledi. Fabrika ürünlerindeki kalitenin piyasada kabul görmesi sonucu 1846'da Hereke markası tescil ettirilerek koruma altına alındı. 1850 yılında fabrikanın adı Hereke Fabrika-i Hümayun olarak değiştirildi. Hereke'de halı dokuma büyük bir gelişme gösterdi. Halı için gerekli iplik Karamürsel'deki devlet fabrikasından sağlanmaya başlandı. Fabrika gelişimini ve ürün çeşitliliğini arttırdı. 1902 yılında çuha, şayak ve iplik bölümü faaliyete girdi. 1905'te yünlü dokuma işleri ve 1908'de fes bölümü üretime başladı.
İlkler çok önemli. Şu an bulunduğumuz bu hereke, burası sanayileşmemizin de ilk başlangıç noktaları. 180 yıl önce ilk sanayileşme harekete başlar ve ilk özel teşebbüs harekete kurulur ve buralarda kurulur. Sonra devletleştirilir. Sümerbank ismini duyanınız oldu mu hiç? Sümerbank diye Cumhuriyet döneminde kuruldu. Abdülmecit döneminde halı ve kumaş, ipekli dokumalar burada yapıldı. Sadece halı değil. Şimdi göreceğiz. Çok eski sistemle halen burası müze fabrika olarak devam ediyor. İpek halılar bizim dünya markamız. Bir zamanlar her evde birkaç halı tezgahı vardı. 40 yıl önceden söz ediyorum size. Her ev, her aile bundan çok büyük paralar kazanıyordu. Cumartesi günleri harekeye dünyanın birçok bölgesinden turist geliyordu. Halıyı dokuyan kızımız hanımefendi getiriyordu. Direkt halı satıcısına halıyı veriyordu. Burası halıcılığın piri, halıcılığın başkenti, halıcılığın merkezi hereke. İpek halıları fabrika Hümayun. Direkt Cumhurbaşkanlığına bağlı, Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar İdaresi'ne bağlı Hereke Fabrika Hümayun ve siz Çolakoğlu Kız Meslek Lisesi öğrencileri olarak ilk kez belki Kocaeli bölgesinde ilk kez buraları gezen öğrencilersiniz. Burada görmüş olduğunuz tarihi halılar hepsi burada dokunmuştur. Hereke halısında 6x6 yani yün halı olarak 36 düğüm vardır santimetre karesinde. Ama ipek halı olarak da 10x10 veya 100x100 olarak da denir. 100 düğüm olarak santimetre karesinde üretilmiştir. Türkiye'nin ve dünyanın her tarafına halılar burada yapılmış ve dokunmuş. Bugün 400 küsür metrekare halımız şu anda İstanbul'da Yıldız Şahane Köşkü tören salonunda sergilenmekte. Bütün sarayların, kasılların, köşklerin perdelik, döşemekleri ve halıları bizim bu mekanda dokunmuştur. Biraz sonra da yan kısma geçtiğimiz zaman perdelik ve döşemeklerin yapılmış olduğu mekanı da göreceğiz. Sadece halı dokuması için gereken bölümlerin değil, işçilerin yemek yediği, dinlendiği ve spor yaptığı alanların detaylı bir şekilde düşünülüp tasarlandığı fabrika, Osmanlı'nın sosyal devlet yönüne önemli bir örnek teşkil etmektedir. Devletin çeşitli bölgelerinden getirilen yüzlerce yetim kız çocuğu bu fabrikada meslek sahibi edinmiştir. Bu kız çocuklarının fabrika sınırları içerisinde barınabilecekleri yurtları, yemek yiyebilecekleri, deniz manzaralı masaları, hatta eğitim görebilecekleri bir mektepleri bile vardır. Önlü arkalı bir pikselin gireceği gibi düşünün. Tek tek dokuyorlar. Bunların çıkmaması, uzun ömürlü olması için de atkı dediğimiz ince ve kalın atkılar bunlar. Bu ipleri sırayla arkalı önlü sıkıştırıp sıraları çıkmamasını sağlıyorlar. Burası devlet kurumu olduğu için biz genelde meclise, cumhurbaşkanlığına çalışıyoruz. Yani devlet kurumlarına çalışıyoruz. Sarayların, köşklerin ihtiyaçlarını görüyoruz. Öğrenme süresi biraz yetenekle bağlantılı. Kurs almaları lazım. Üniversitede bunun kürsüsü var. Halı öğrenmek bir buçuk ayınızı alır. 1,5 ay sonra yeteneğinize göre ilerlemenizi sağlar. 1-1,5 ayda düğüm atmaya başlayabilirsiniz tam anlamıyla. Evet. Ama bu seviyeye gelmeniz 20-30 yılı bulur. İlk defa şu anda bu halıda bir ilmek attım. Çok heyecanlıyım, çok mutluyum ve kesiyorum. İkinci hatta, bu ikinci oldu. Çok teşekkür ediyorum. Meslek öğretmenlerimize buradan sesleniyorum. Burayı mutlaka görsünler, bu havayı teneffüs etsinler, bu dokuyu hissetsinler. Çok güzel bir duygu. Eminim öğrencilerin de ruhuna dokunacaktır.
Değerli arkadaşlar, Çin'de İpek bulunur. Bunun başkentidir. Binlerce yıl önce İpek yolu diye büyük bir kültür yolu vardır. İpek yolu sayesinde o ipeğe İpek adı verilmiştir. Ticaretler, kültürler dünyanın dört bir tarafına yayılmıştır. Ama halıcılığa da can kan veren Türk İslam medeniyetidir. Bizim medeniyetimiz halıyı dünyaya marka haline getirmiştir. İpek dut yapraklarından koza usulü yapılır. Yakar sistemi dediğim mekaniği. Burada dokumacı arkadaşımız ayak basmasıyla hareket ediyor. Şuradaki kartonlarda görmüş olduğunuz delikler yukarıda o yakar sistemi. Evet. Buradaki naaş dediğimiz delikler yukarıya küpelere bağlı. Küpeler çengellere bağlı. Çengelleri iğneler hareket ettiriyor. Her tombuk ayak bırakıldığında deliğe gelen iğneler öne geçiyor ve ayak basıldığı anda jakarda şunlar havaya kalkıyor. Yani bu da deseni veriyor. Bir günde burada 65 santim ortalaması. O 65 santimi yapmak için işin durumuna göre değişiyor. Bunlar iki mekikli iş. Şu bağlantıya yarıyor. Deseni veren, desende çıkan sadece bu renk. 2700, 2800, 3000, 3600 bu civarlarda yani ayak basılması lazım ki bu verileri yakalayabiliriz. Çolakoğlu Kız Meslek Lisesi Müdür Yardımcısıyım. Bu projeyi yürütmekle görevliyim. Bu projede ilk kez buraya gezdim. Halıları ilk kez dokunduğunu gördüm. Perdeli kumaşların dokunuşunu hem başlangıcına hem bitişine şahit olduk. Bildiğimiz terimler ama terimleri uygulamalar olarak gördü öğrencilerde. Atkıyı, çözgüyü hepimiz biliyoruz. İpleri biliyoruz. İpeği biliyoruz. İpeğin dokumayla buluştuğu noktaya geldik. Çok güzel bir deneyim oldu benim için de öğrenciler için de. Özellikle Kabe'nin örtüsünün dokunduğu tezgaha sordum. Şu sanırım ama kadife tezgah oluyormuş. Çok güzel. Yani çok duygulandım. Çok mutluyum. Bir tezgahın hazırlanması bir aylık bir süre alıyormuş. Gerçekten çok sabır isteyen bir örnek. Biz okulda overlock makinesine bir ip taktırıyoruz öğrencilere. Çok zor geliyor. Bunu örnek olarak göstereceğiz şu anda. En azından öğrencilerimiz daha sonrasında biraz daha emek sarf ettiklerini görmeleri gerekiyor. İpek arkadaşlar çok ince. Burada şöyle bakarsanız bu ortalama 6000 tel sadece kırmızı görünen üst level. Bir de atlantı var. 1200 tel. Şurada ortalama 7500 civarı karton var. Tek bir desen demek. Mesela diyelim ki bir gül deseni. 7500 tane de o gül deseni çıkıyor. Sonradan tekrar başa dönüyor. Burada da iş hazırlığı. Aşağıda çözgü dediğimiz arka taraftan gelen iple levente sarılı bir şekilde çözgü geliyor. Burada işlemi alıyoruz. Naaşı da harcayan diziyoruz. Boncuklardan dediğim gibi tek tek alınıyor. Burada 6 tane geçiyor her boncuktan. Daha sonradan çerçeve tarih dediğimiz tarih işleme, sıralı tarih. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 bu şekilde baştan sona kadar geliyoruz. Kumaş dokurken orada bir hata varsa eğer geçildiyse mesela 2 santim geçilmiş o 2 santim sökülüyor. Sökülüyor, armürden ayak bulunuyor, bağlantı. Daha sonra kaç tane sökülüyse ona göre jakarı geri alıyoruz. Kartonlar geri alınıyor. Daha sonra da ayak bulunuyor. Buradaki iş düz bir iş. Yani burada jakar yok gördüğünüz gibi. Jakar olmadığı için de desensiz. Deseni veren dediğim gibi jakar. Jakar kartonları. Eğer jakar yoksa desen de yoktur. Kadife. 911 desen. Bunlar normal desenlerimiz. Desen jakarlı. Desenler ne kadar aldı? Mesela zaten bu şekilde yazıyor. 104 desen. Şöyle ben size elde mi dokundum? Tabii ki bunların hepsi elde dokunma. Yani maliyetli ürünleri biraz daha ama şöyle bir gerçek var. Yani bu
İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, Avrasya Gazete Radyo Televizyon Yayıncıları Derneği olarak sosyal sorumluluk projemiz. Bir dünya markası Hereke İpek Halı ve Pazırık halılarından, Altaylardan, 2500 yıllık geçmişi olan halılardan günümüze Hereke'ye geldik. Milli Eğitim Müdürlüğü ile teknik bir gezi düzenledik. Çolakoğlu Kız Meslek Lisemiz, Gebze'nin 40 yıllık bir devlet lisesi, özel ve birçok sanatkarın yetiştiği, hatta Kocaeli bölgesinin ilk kız liselerinden, meslek liselerinden birisi. O öğrencilerle beraberiz burada. Gebze Kocaeli Çolakoğlu Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Modus Tasarım bölümü okuyorum. Buraya ilk kez geldim. Altın mekikli halı dokudum, dokumaya çalıştım daha doğrusu. Çok güzel ve çok zorlu bir işin insanı bu işi isteyerek yapması gerekiyor. Yani insanların buraya gelip görmesi lazım. Gençlerin meslek bulamıyorum düşüncesini bırakıp buraya gelmeleri gerekiyor. Çünkü gerçekten hem eğlenceli hem de çok gurur verici bir şey. Sonuçta el emeği, yapılışı, hazırlanışı, her şey çok güzel. Yani ben buraya gelirken böyle bir şey olacağını hiç düşünmedim ama şu an dokundum, yaptım, çok duygulandım. Gelin, görün ve bu işi yapın.